KESK MYK üyesi Yiğit basın açıklaması gerçekleştirdi. Yiğit açıklamasında şunları dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ve KHK rejimiyle AKP'nin fiili darbesine dönüşerek bir rejim değişikliğine giden yol açılmıştır. Bu 18 aylık sürede anayasa fiilen ilga edilmiş, yasama, yürütme ve yargı tamamen tek bir kişinin emrine verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti artık hiçbir biçimde anayasada iddia edildiği gibi demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti değildir. Biçimsel demokrasi dahi rafa kaldırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen etkisizleştirilmiş, yasama yetkisi de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçirilmeyen KHK'lar yargı süreçleri ile de denetlenememekte, tek bir kişinin akşam aklına gelen sabah kanı olabilmektedir. Yaz saati uygulamasından kış lastiğine kadar darbe girişimiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan hemen her konu kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenmektedir. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, yerel yönetimlerde de tek adamın atadığı seçilmemiş kişilere devredilmiştir. 83 belediyeye kayyum atanması ve 8 belediye başkanının görevden alınması sonucu Türkiye nüfusunun %46'sını seçilmemiş, atanmış belediye başkanları tarafından yönetmektedir. OHAL toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz bir fırsat olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. AKP siyasal projesinin önünde engel gördüğü kesimleri OHAL hukuksuzluğu ve keyfiyetinden faydalanarak ihraç etmekte, susturmakta ve cezaevine göndermektedir. Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler tutuklanmış, OHAL tek sesli bir Türkiye yaratmak için kullanılmıştır. Yine bu hedefe uygun olarak her türlü hak arama mücadelesi keyfi biçimde yasaklanmaktadır. Devletin layık olduğunu söylemek mümkün değildir. Darbe girişiminin merkezinde olan cemaatin devletin her kademesinde yerleşmesini, kadrolaşmasını ve palazlanmasını sağlayan AKP iktidarı, yüzlerce insanın ölümündeki sorumluluğunun hesabını vermek bir yana, aynı hatada ısrar etmekte, Gülen cemaatinden boşalan devlet kadrolarını bugün kendine biat eden tarikat ve cemaatlerle doldurmaktadır. Basın açıklamasının ardından briefing basına kapalı olarak devam etti.